Almanya'dan Türkiye'ye yükümüzü yükledik. Almanya'yı bitirdik geçen hafta. Fakat hafta sonu yasağına takıldığımız için burada bekliyoruz tam sınırda. Bu olduğum yer şu an Almanya ama bir köprü var. Öteki tarafı Fransa. Bu hatta otobüsler gelip burada yolcu indiriyorlar. Hem Almanya için hem Fransa için. Az önce Beyda geldi. Şimdi de Dağıstanlı gidiyor. Az biraz geri geleceğim. Pazartesi günü iki tane eskortumuz geldi. Biri Fransız, biri Türk Kenan abi. Şimdi o dediğim köprüyü kesiyor karşı taraftan. Fransız eskort. O önden gidecek. Kenan abi arkadan gelecek. Bu hafta inşallah Fransa'yı da bitireceğiz. Hedefimiz limana varmak. Yükümüzün genişliği 4.90. Hatta brandanın biraz yıpranmasıyla beraber 4.95 5 metrelere kadar da çıkıyor. Uzunluğumuz 23 metre. Toplam ağırlığımız 103 ton. Sadece yükün ağırlığı 65 ton küsür. Arabanın ağırlığıyla beraber 103 ton geliyor. O köprüyü mecbur kesecekler çünkü burası dar. Biz anca geçiyoruz. Burası işte tam sınırı oluşturuyor. Karşı tarafı Fransa. Almanya'nın İhlov kentinden yüklemiştik geçen hafta yükümüzü. Türkiye'de Dilovası'na götürüyoruz. Almanya, Fransa ve Fransa'dan gemiye binerek Türkiye şeklinde olacak güzergahımız. Fransa'nın Sète limanından bineceğiz gemiye. Biz böyle Türk şoförler set ediyoruz. Fransızlar set diyorlar. Okunuşlar öyle. En başından, videonun en başından söyleyeyim. Çünkü bazı şehirlerin isimlerini telaffuz edeceğim. Ben bizim öğrendiğimiz şoför ağzı dediğimiz şekilde telaffuz edeceğim. Genelde çoğunun normal Fransızcasını da biliyorum. Ama hani o şekilde kendimi kasmak istemiyorum. Yani set ediyorsam setedir. Siz set anlayın. Tabii yükümüzün genişliği ve tonajından dolayı bazı prosedürler uygulanacak. Bunlar nedir? İşte mesela Dijon şehrini karayolları ekibiyle geçeceğiz. Onun aşağısında bir şehir var. Orada polis çağıracağız. Polis eşliğinde geçeceğiz. Şimdi mesela önümüzde Kolmar şehri var. Orada da normalde polisle geçeceğiz ama oranın şöyle bir alternatifi var. Polise söylüyorsunuz. İşte biz böyle şu kadar eskortluyuz. Arabamız şu boylarda falan. Polis de kendi inisiyatifine kalmış. Yani ya bekleyin geliyorum diyor ya da devam edebilirsiniz diyor. Şimdi ilk hedefimiz Kolmar'a gitmek. Kolmar'da o polis işini halledeceğiz. Tabii artık Almanya gibi otoyol kullanamayacağız. Çünkü Fransa'da ağır nakliye araçları otoyol kullanamıyor. Aynı Türkiye'deki gibi. Ve aynı zamanda bazı bölgeleri gece, bazı bölgeleri gündüz geçmek zorundayız. Yani her bölgenin kendine göre saati var. Yasak olan saatler var. Ona göre de ayarlama yapacağız. Toplamda yapacağımız yol buradan Fransa'nın bir ucundan diğer ucuna toplamda aşağı yukarı 1050 kilometre, 1100 kilometreyi falan buluyor. Yani net bir rakam veremiyorum çünkü otoban dışı devlet yollarından, nasyonel yol dediğimiz yollardan gittiğimiz için bazen işte oradaki yolda sıkıntı oluyor, biraz dolaşmamız gerekiyor falan. Ama 1000 kilometre rahat yol yapacağız. Bazı yerleri tersten, bazı yerleri işte yolu kapatarak falan döneceğiz. Mesela burayı normal dönebilir miydik? Evet, dönebilirdik. Ama şöyle bir şey var. Hani buna imkanımız var, eskortumuz var fazladan. Önden gidip yolu kesiyor. Arabaya daha çok manevra yaptırmaktansa, bu tonajda arabayı daha çok kastırmaktansa elimizde olan imkanları, daha rahat olabilecek imkanları kullanmak en iyisi. Fransa'yı sürekli çift eskort olarak bitireceğiz. Türk olarak Kenan abi yolun yarısına kadar eşlik edecek. Diğer yarısından sonra da Murat arkadaşımız gelecek. Son yarısını da onunla beraber gideceğiz.
Kolban şehrini kendimiz geçeceğiz, polis geçin demiş. Fakat 12.30 ile 1.30 arası geçeceğiz. O yüzden burada biraz bekleyeceğiz, bir saat kadar. Diğer eskort abimiz biraz önden gidiyor, araçları kenara yanaştırıyor. Çünkü bazı yerler bayağı dar, geçemeyebiliriz. Işıkların orada da başka bir ağır nakli aracı var. Onlar da bizi bekliyorlar. Fransa'da eskortlar genelde hep aynı telsiz kanalında konuşurlar. O yüzden hani yolda karşılaştığımız diğer gruplarla da herhangi bir sorun olduğunda iletişim kurabiliyorlar. Buraya mecbur tersten gireceğim. Tabi otoban harici gittiğimiz için, genellikle şehir merkezlerinden geçtiğimiz için devamlı bir dur kalk, yavaşlama, hızlanma, bu tarz hareketlerimiz oluyor. İster istemez bunlar da aracımıza etki ediyor. Bu etkilerin bazıları nelerdir? Örnek veriyorum, devamlı fren kullanıyorsunuz. Her ne kadar yavaşlatıcı, ekstra işte rotardar gibi, motor freni gibi frenleri kullanmaya çalışsak da ani dur kalklarda veya tamamen yavaşlamamız gerektiği yerlerde mecbur frende kullanıyoruz. Diğer yandan aracın yakıtı tabii ki daha yüksek oluyor. Mesela şu anda 103 ton toplam ağırlığımız var. Ortalama 100 kilometrede 100 litre yakıyor. Bu yükü normal otobandan, hani seri gidebileceğimiz bir yerden götürseydik, ortalama 100 kilometrede 100 litre değil de 70 litre, 75 litre falan yakardı. Tabi böyle sıkışık yerlerde özellikle karşı tarafı da düşünmek lazım. Biz bir şekilde bu yüke alışkınız ama onlar geniş yükü görünce panik yapabiliyor. Üstünden geçiyor mu ya? Vezo ile doğru geldik şimdi. Rampa aşağı iniyoruz. Şimdi ileride tatlı bir rampa çıkacağız. Rampanın sonuna doğru bayağı bir dikleşiyor. Kısa ama dik yani. Bu aracın daha önce demiştim işte ağır modda sürdüğümüz zaman yüksek devirlerde sürüyor diye. Bunu da şimdi şöyle biraz daha net göstereyim. Bunu soran olmuştu. Şu an araba otomatik viteste. Yani vitesleri kendi değiştiriyor. Ben manuel müdahale etmiyorum. Rampaya vurduk. Mesela bakın ne kadar. Yani 2 vites, 3 vites birden düşüyor. Şu an 7'ye düştü. 7'den kendini biraz bayılttı. Direkt 4'e aldı. 4'e alınca tabi devir saati bayağı sonlara vuruyor. Ama bu şekilde de olmazsa, mesela buna ben manuel müdahale etsem, yani yetiştirememe ihtimali çok yüksek ve rampada kalırsınız. Bir daha buradan kalkmak zorunda kalırsınız ki o daha çok zarar verir. Tabii ki bazı yerlerde kendim müdahale ediyorum ama böyle dik yerlerde çok oynamıyorum. Çünkü onu mesela 4 yerine 5 yapsam o arada durma noktasına gelir, toparlayamaz, sıkıntıya kalırız. Çıkarsan bu da arabalar olur. Şu an bir bak bakalım, doğrudan yol kenarına gideriz. Daha ilerideki şehir Dijon. Oradan karayolları ekibiyle beraber geçeceğiz. Onlar da bize randevuyu sabah 5'e verdi. O yüzden burada yatacağız. Burada bir 9 saat istirahat vereceğiz. Sabaha karşı çıkıp oraya gideceğiz.
Gerçekten bir tur atıp döneceğim. Demin dediğim olaya geldik. Yani parka tam sağ yapıp girmektense Göbek'ten bir tur atıyorum ki arabanın dönüş açılarını biraz daha rahatlatalım. Lastiklere binen yükleri biraz daha rahatlatalım diye. Böyle taşımalarda işte program pek belli olmuyor. Yani şimdi dediğim gibi karayolları bize randevuyu sabah saat 5'e verdi. Orayı geçtikten sonra polisle geçmemiz gereken bir şehir var. Oradan sonra da gündüz yasak olan bir şehir var. O yüzden programlar böyle sürekli değişiyor. Kimi yeri sabah gidiyoruz, kimi yeri geceyi bekliyoruz. Tabi uzaktan bakılınca güzel, hani böyle yata yata dinlene dinlene gidiyormuşuz gibi gözüküyor ama halbuki öyle değil. Şimdi mesela gece yol gideceğiz sabah karşı. Şimdi uyumamız gerekiyor ama 4-5 saat önce uyandık zaten. Nasıl uyuyalım? Uyuyamıyorsun. Bu sefer tam yola gideceğin zaman uykun geliyor falan. Biraz karışık oluyor, bölük bölçük. Çayın çöpünü tarlaya döküyorum, biliyor musun? Çöp poşetine döktüm mü su oluyor, akıyor. O yüzden böyle dinlenme konusu, evet dinleniyorsun, duruyorsun ama uyku işi biraz sakat oluyor. Akşam 10 oldu mesela. Burada Giresunlu bir abimizin dükkanı var. Onun yanına yemek yemeye geldik. İşte gece saat 2-3 gibi de çıkacağız. İşte sorsan dinlendik. Takografa göre çok iyi dinlendik. Şikayet olarak anlatmıyorum tabii ki ama işte yani işin gereği bu. Şimdi çıkıyoruz Dijon'a doğru. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saatlik falan yolumuz var. Ha niye Dijon'a gidip yatmadık? Hani madem orada işte karayollarıyla buluşacağız da oraya geçeceğiz. Orada niye yatmadık? Orada çünkü internet çekmiyor, telefon çekmiyor. Çok zayıf kalıyor. O yüzden orada yatmadık. Böyle 1 saat, 1,5 saat geride yattık. Buraya yol çalışması yapmışlar da bu plastik dubaları da çok yakın koymuşlar. Normal bir tır geçecek kadar. Mecbur yıkılıyor bazıları. Vallahi bunları mecbur yıkıyoruz genel abi. Tabii bana kalsa keşke her yeri gece gidebilsek. Gece daha rahat. Fazla bir araba trafik olmuyor. Dur kalkların daha azalıyor. İstediğin yerden de rahatça dönebiliyorsun. Evet, Dijon'un çevre yoluna girmeden yolun kenarına yanaşıyoruz. Burada bekleyeceğiz, karayolları ekibi gelecek. Tabii onları beklerken kahvemizi de içiyoruz. Aşağı yukarı bir yarım saat falan bekledik. Başka bir ağır nakli aracı geldi arkamıza. Onlara da aynı saate randevu vermişler. Bu arada onlarla konuştuk. Onların fazla bir genişliği yok. Tonaj da azmış. Dedik siz ön tarafa geçin bari de. En azından ileride bizi sollamak için uğraşmayın. Tabii canım, hızlı gidiyorlarsa geçsinler ya. Evet. Scania ya, beyaz Scania. Okey. Ay, İtalyan mı? Arkadan devam eder misin? Opel Adelega. Tabii gelelim şimdi işin püf noktasına. Hani buraya kadar dar yollardan, köy yollarından vesaire geçtik. Burası Dijon'un 2-3 şeritli çevre yolu, otoban gibi.
Karayollarıyla beraber gideceğimiz kilometre de 4 veya 5 olması lazım. İşte gecenin bu saati için 500 euro, 550 euro mu ne tutuyor galiba? Parasını ödedi firma. Bizim önümüzde bir tane beyaz bir minibüs gidiyor işte. Döner lambaları yanıyor. Hepsi bu kadar. Bu da bu şehrin böyle bir kuralı işte. Yapacak bir şeyimiz yok buna. Sol taraftan karayolu arabası ayrıldı. Şimdi buradan sonra da Beon diye, Beona diye yazılıyor. Beon diye bir şehir var. Orayı da polisle geçeceğiz. Polisi aradılar. Bizi bekliyor. Bir yarım saat, bir saate kadar orada oluruz. Zaten polisle de geçiş yaptıktan sonra tekrar yatacağız. Çünkü ondan sonraki şehir gündüz yasak. Malum sabah oluyor. Akşam saat 5.30-6'yı bekleyeceğiz. Bazı yerlerde kırmızı ışıkta geçiyoruz. Çünkü biz orada beklediğimiz zaman zaten karşı taraf da yolu kullanamayacağı için yolu bir an önce açmak adına kontrollü bir şekilde geçiyoruz. Özellikle gece geç saatlerde tabii daha rahat oluyor bu iş. Çünkü mesela bu arabalar ben orada beklesem kendi yollarına devam edemeyecekler. Veya tarihi yoldan çıkan arabalar dönemeyecekler gibi. Evet, polisle de burada buluşuyoruz. Tabii hani aynı karayolları gibi polisin bize yapacağı bir şey yok. Sonuçta direkler, bariyerler, döner kavşaklar olduğu gibi duruyor. Onlara vurmadan, çarpmadan aynı normal kendi yolumuzdan devam edeceğiz. Dediğim gibi kanun kanundur işte. Yapacak bir şey yok. Çok sıkışırsam tabii kaldırıma çıkaracağım arabayı da. Burada geçiyor yani. Biraz yakın geçiyor ama geçiyor. Ses gelir zaten. Evet, onlar plastik yapmışlar herhalde ya. Yatıyor aşağı. Evet, polis abimiz de görevini bitirdi. Buradan sonra onunla da ayrılıyoruz. Zaten biz de ileride yatacağız. Dere kenarında bir yer var. Oralarda boşluklar var, parklar. Orada yatacağız. Senin olduğun yere o zaman ben geri geleyim. Bence de en mantıklısı. Şu altta adı yazan şehir, oradayız. Burası gündüz yasak, akşam 5'ten sonra serbest. O yüzden burada yatıyoruz. Bu durduğumuz parkta restoran var da orayı tadilata almışlar. Biz de diyorduk orada bir kahve içeriz, tuvaletini falan kullanırız ama olmadı. O yüzden doğa yürüyüşüne devam. Neydi o? Yeşili sev, doğayı koru. Videoları tam izlemeyenler yorum yapıyor, mesaj falan yazıyor da şöyle gene kısaca cevaplayayım, belki izlerler. Neden sol taraftan daha fazla çıkıntılı? Çünkü ağırlık merkezi var. Eşit olsa iki taraf dengesiz oluyor. Sağ taraf daha çok ağır basıyor. O yüzden sol tarafı biraz daha dışarıda.
Bir de bir abim sormuştu işte arabayı niye yıkatmıyorsunuz diye. Abi biz arabayı yola zor sığdırıyoruz. Hangi yıkamaya sokacağız? Hava yağmurlu, buralar böyle çamurlu, yollar da öyle. O yüzden araba leş gibi oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Bu Fransız eskortun arabası böyle tavandan çatısı çıkıyor. Orada yatıyor. Kes orayı da çıkalım ya. Şundan sonra kes abi. Tabii şimdi bugün de toplamda aşağı yukarı 4 saat falan süreceğiz. 4-4,5 saat. Ondan sonra yarın gündüz devam edeceğiz. Sağdakiler tahta direkt. Pont dediğimiz yolun yarısı, Murat arkadaşımızla buluşacağımız yere kadar gideceğiz. Oradan sonra yarın sabah devam edeceğiz. Yani günlerden çarşamba olmuş olacak. Sonrasında da işte yine gündüz geçmemiz gereken, gece geçmemiz gereken yerleri ayarlayıp, yani programımız ona göre Perşembe sabahı da limanda olacağız inşallah. Hatta akşam yemeği için de oraya yetişmeye çalışıyoruz. Orada yine bir abimiz var. Onun dükkanı var. Dükkanı kapatmadan yetişebilirsek çok iyi olur. Arabada da yiyebiliriz. Yani çeşitlerimiz bol. Tavuk var, makarna var, yoğurtlu makarna var. Dar yollardaki en büyük sıkıntı, karşıdan da geniş bir araba gelirse işte o zaman biraz uğraştırıyor bizi. Bu köyün içi biraz dar. Olduğu yerde bekliyor. Halbuki yani kaldırıma çıkabilir. Ufak araba sonuçta. İşte dediğim karşı tarafı düşünmek lazım. Çünkü bazı böyle panik yapıyor. Bu yol bayağı bir dar. Karşıdan da konvoy arabası geliyor. Ağır nakliye arabası. Burası tam köyün girişi. Benim arkamda yani geniş müsait bir yer yok. Mecbur burada bekleyeceğim. Sen de öyle bir yere denk geldin.
İkimizin sağda park var aslında. Abi sağ ol, müsait. Tam göremiyorum ya. Niye bu kadar geldi geldi bizi sıkıştırdılar kuru, ben anlamıyorum ki ya. Aa şef, çok iyi. Bu tarafa. Fransızca öğreniyorum, bir şey yok. Bu arkadaşın geri gitmesi lazım. Gerisinde sağında biraz böyle toprak alan var. Arabayı oraya atacak, başka türlü geçemeyiz. Benim başka şansım yok. Bir de benim olduğum tarafın emniyet şeridi çizgisi gibi düşünün. Yolun bittiği yerden sonra aşağı meyilli, hendek gibi bir şey var. Yani benim böyle bir toprağa atma şansım yok. Bir de yan tarafımda direkler var. Bana geri git diyor, geri. Geri gitsek bile bizimle nereden geçecek ben anlamıyorum yani. Geri gidince çözülecek mi abi? Gideyim o zaman. Gel bakalım, gel hadi bir iki metre gel bakalım, olacak. Burada geri gitmemizin sebebi adama onun düşüncesinin yanlış olduğunu anlatabilmek. Ben geçecek, ben merak ediyorum yani. Burada aşağı indim. Bir bakıyorum. Bu hala yani geçemeyeceğine göre göre ileri alıyor. Yani ileri aldıkça hani böyle oyunun leveli gibi açılacak mı zannediyor. Geliyor geliyor, dayanıyor, olmuyor. Şimdi kumandayla sonra tekrar geri geliyor. Kumandayla ben kendi dorsiyemi biraz daha sağa alacağım. Yani böyle o hendeğe sıfıra sıfır yapacağım. Bakayım nasıl olacak. Abi benim şimdi lastiklerime bak, ne tarafa dönecek. Aynı benim dediğimi yapacaklar. Dorsayı oraya sokacaklar. Biz şurada bari arabayı düzleyelim. En sonunda geçemeyeceğini anladı. O dediğim gibi sağ taraftaki toprak yere alacak arabayı. O kendi eskortuna verdi kumandayı. İşte Dorsey'i oraya sokmaya çalışıyorlar ama o eskort pek kullanamıyor. Araba daha çok sola çıktı şimdi. Yani kumanda var, daha çok araba sola çıkıyor. Bizim Dorsey şimdi düz. Geçebiliyoruz mu onun yanından? Ya abi ben ona dedim zaten en başından. Orası toprak.
Benimkisi aşağı meyilli, onunkisi düz. Bir de tonaj var mı bunda? Ya tonaj olup da ne olacak abi, aynı dorsi araba. Dedim 110 tonlusu yani. Mecburda gömüşlük var, biz dedim geri gidiyoruz. Nasıl oluyor bu? Tamam işte, şimdi kabine az bir şey, o şimdi içeri alacak, tamam geçeceğiz yani. Bunu bu kadar kendisi abartıyor ya. Tuvaş gibi sanki, onda bir şey yok ki. Bilmiyorum ama tuvaş var mı onda da? Ya, böyle bir 60 ton vardır. Total yeri bu tutun. Geçebilecek miyiz? Geçeceğim ya, geçeceğim de. Ben şimdi ona yol vereceğim. Yani o bir türlü anlayamıyor. O bir türlü anlayamıyor. Videonun toplam kaydından biliyorum 19 dakika sürmüş buradan geçmemiz. Hayır yani bu bir şey değil. Geç kalıyoruz. Adam dükkanı kapatacak. Yemeğe yetişemeyeceğiz. Kumandadaki sağa sola bir çözebilse eskort, dorsayı benim üstüme doğru getir diyor. Geri al diyor. Sanki geride bir şey var, arazi var. Ben de onu diyorum. Burada ne var yani? Biz geri girsek ne olacak? Ne yok dedim o çocuğa. Neyse ki yetiştik. Burada sağda parkımız var. Konvoy parkı. Oraya çekeceğiz. Murat da burada zaten. Bunlar da kaldı hep. Şunları da götürelim Kenan abi. Saralım mı? Size dedim alın diye almıyorsunuz. Yok yok, şu parçalar da kalmış. Şunları da saralım. Tamam alın götürün abi, ben yarın... Yarın sıtır sıtır yeriz. Tost makinesi var ya. Aynen, basarız tost makinesini. Allah Allah. Alın diyorum, size almıyorsunuz. Çay da 10 numara olmuş. Valla çay güzel gidiyor ya. Uyuyamam ya. Demi çayla Allah güzel gidiyor. Abi, ben... abi çaysız olmaz ya bu işler. Ben uyuyorum geldim, öyle bir uyuyorum ki umurumda olmaz. Buradan sonra limana kadar Murat ve başka Fransız eskortla devam ediyoruz. Günlerden çarşamba, inşallah perşembe sabahı limandayız. Teğet geçti. Acelesi var kızım. Buradan sonra limana sadece 4-5 saat kala bir yer var. Oraya gece geçmemiz gerekiyor.
O yüzden bugün öğleden sonraya kadar sürüp geceye kadar istirahati tamamlayacağız. Gece yola çıkıp sabah da limana inmiş olacağız. Normalde Avrupa genelinde, Türkiye'de falan biraz böyle kar, sert soğuklar, işte fırtına falan var ama biz böyle Akdeniz'e doğru indiğimiz için daha yumuşak bir havayla gidiyoruz. Az bir rüzgar var. Bir arkadaşımız şey yazmıştı Instagram'dan. Yükü ters çevirseydiniz, yani soldaki fazla çıkıntı sağ tarafta olsaydı, hani ağırlık merkezini ayarlayarak nasıl olurdu diye sormuştu. Öyle daha sıkıntılı olur. Çünkü zaten trafiğin akış yönüne doğru sağa yakın gidiyorsunuz. Bu sefer kendinizi daha fazla sola atmanız gerekecek. Yani şöyle düşünün. Sol tarafınıza gelebilecek arabayı durdurabilirsiniz veya işte geçerken bakabilirsiniz ama şu sağdaki direği sökemezsiniz. Öyle düşünün. Ha, öyle yükler hiç olmaz mı? Oluyor tabii ki ama böylesi bizim daha rahatımıza geliyor. Biliyorsunuz Murat arkadaşımız dış çekimlerimize bakıyor Fransa'da. Onunla yolculuk yaptığımız zaman fazla öyle kayıt yapmakla uğraşmıyor. O sağ olsun, o işleri hallediyor. Elinden geldiği kadarıyla. Yani onun da işi zor. Bir yandan sürekli kollamak zorunda, gözetlemek zorunda. Bu yükün solundaki branda da iyi dayandı ha. Bu kazanın işte ağzı orası. O brandanın olduğu yer normalde açık. İçine doğru giriş oradan var. Fakat orayı brandayla kapatmışlar. Çok sürmez, paramparça olur diye düşünüyordum ama buraya kadar geldi. Daha da gider artık. Mesela dikkat ederseniz genişlik tabelaları normalde benim dorsede en arkada duruyor. Konvoy yazısının orada. Fakat onları yükün hemen arkasına aldım. Çünkü geniş yüklerde tabela yükten daha arkada olduğu zaman bu sefer dönüşlerde onu takma imkanınız daha yüksek. Hani yükü kurtardım diyorsunuz ama bu sefer tabelaya takılıyorsunuz. Bu arada karşıdan iki tane Türk arabası geliyor. Profesyonelin. Murat'ın oturduğu Montpellier'e kadar gideceğiz bugün. Oraya varmamız herhalde öğlen saat 3'ü falan bulacak. Gece 12'ye kadar 9 saat istirahati tamamlayacağız. Gece 12'de de oradan çıkacağız. Burası da dar köylerden biri. Gece geçtiğimiz zaman sıkıntı olmuyordu da gündüz biraz sıkıntılı. Pour laisser passer les semis là. Adamın olduğu yere kadar gidebilmişsin, orada tırlar varmış. Burada az bir şey yer varmış, burada park edebilmiş. Bu ne Vefa? Abi geliş yerde bekliyorum. Sağ gelebilirsin, sağda yer var. Lambayı mecbur şöyle bir geçeyim de. Devam et. Sağ tarafta yer var. Devam et. Aynen. Okey, bu şekilde rahat geçerler. Öteki eskort köyün çıkışına gitti, bize haber verecek. Oradan yolu kesecek. Son araba gri. Önünde de kamyon varmış, çöpük kamyonu gibi bir şey varmış. Tamam, geliyorum. Şu anda araba çıkıyor, dikkat et. Evet, bazı izleyenler haklı olarak görüntü kalitesini, ses kalitesini, işte telefonun titremesini vesaire, işte daha profesyonel ekipmanlar falan hani önerilerinde bulunuyorlar ama dediğim gibi biz bunları bir anı kalsın diye yapıyoruz. Bu izlediğiniz olaylar bu hafta oldu ve hazırlandı. Pazar günü yayına girdi. O yüzden hani özür diliyorum ama bu şekilde devam edecek.
Sol sağ serbest, sıkıntı yok. YouTube yorumlarında da bir arkadaşımız şey yazmıştı, ona da söylemiştim işte cevap veririm diye. Kendi işte aracımı alsam işte firmada kiralık olarak mı çalışsam daha iyi, piyasaya mı çalışsam daha iyi veya işte bu işler nasıl olur gibisinden sormuştu. Kısaca bildiğim kadarını cevaplayayım. Birincisi, kendi arabanı alacaksan aldığın arabanın yarı fiyatı kadar da cebinde para olacak, para kazanmak istiyorsan. Ha, benim param yok, ben sadece araba almaya gücüm yetiyor, işte parayı o kadar denkleştirdim diyorsan, işte X bir firma var, bana mazot veriyor, iş veriyor, otobanlarımı veriyor vesaire vesaire veriyor diyorsan, o firmada çalıştığın sürece para kazanamazsın. Arabandaki lastiği, işte arabanın ömrünü, amortismanını bitirirsin, herhalde baş başta ayrılırsın. Çünkü hiçbir firma size çok iyi koşullar sağlamaz. Evet, iş verebilir ama kendi finansınızı kendiniz yapmanız lazım. Düşünün, adam size her şeyi veriyor. Ay sonunda siz adama fatura kesiyorsunuz. Gideriniz nerede? Yok. Ha, muhasebe olaylarını hani böyle dalavere alavere işte fatura matura yapacağım diye uğraşacaksanız o ayrı bir mevzu. Ha, piyasa hani bu şirketler haricinde piyasadan da çalışacaksanız, şöyle genel olarak bir çevreniz yoksa yine para kazanamazsınız. Ankara'dan basar tonaj alçıya yüklüyorlar 13 liraya, 14 liraya. 13 bin lira artı KDV'ye İstanbul'a geliyor. Hesabını siz yapın işte, yüzde kaç yakacağını, otobana kaç para vereceğini, haftada kaç servis atacağınızı, ayda ne kadar para kazanacağınızı. Ben size kısaca hesabını söyleyeyim. Hani o nakliye fiyatına göre sadece yol ve mazot giderlerini hesaplarsanız, hani arabanın amortismanı, işte sigortası vesaire, bunları hesaplamazsanız ayda elinize kalacak olan para 60-70 bin lira. Siz örnek verin, şöyle eli ayağı düzgün bir araba 3-4 milyon para bağladınız. Sigortası yok, vergisi yok, şoförü yok, bilmem neyi yok. Normal bir şoför maaşı kadar elinde para kaldı. Bir lastik gümledi, onun da yarısı gitti. Hani anlatmak istediğim bu. Ama tabii ki çevreniz, piyasanız vardır, bu işe hakimsinizdir. O zaman yaparsınız ve dediğim gibi cebinizde de para olacak. Evet, şu rampalara bir vuralım. Güzergahımız üzerindeki en dik ve uzun rampa burası. Bazen bana da soruyorlar işte kendi arabanı almak istemez misin işte kendine. Bir de şöyle bir tavır var bak. Bu söylem biraz tuhaf oluyor. Diyor ki ele çalışacağını niye kendine çalışmıyorsun? Yani oraya da geleceğim de. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu iş sonuçta ticarettir. Ticareti herkes yapamaz. Ha, ben hani ticaret yapamam diye kendimi böyle itham etmeyeyim de. Allah nasip eder, imkan olur, bir şey olur, yaparız, o ayrı bir şey. Ama bunu yapmak için şu an çabalamıyorum. Evet, yapabilen arkadaşlar var. Bir arabası olup da işte onu çoğaltan 5-10 araba yapan var. Ama aynı zamanda bir arabası olup da benim tanıdığım 30 senedir bir arabası var, hala bir arabası var. Öyle adamlar da var. Bir arabası olup da onu da kaybedenler de var. Evet, kısaca hemen konuyu özetlemek gerekirse, sen doktorsan hastanede çalışabilirsin. Kendine muayenehane açmana gerek yok. Açmak istiyorsun ve açıyorsun. Ona da kimsenin lafı yok. Sen bir markette çalışıyorsan, yapabiliyorsan tabii ki kendine bir market aç. Ama açamıyorsan da bir sıkıntı yok bunda. Bu iş de aynı bir şey. Biz şoförlük yapıyoruz. Alabilirsek, yapabilirsek alırız. Ama alamazsak da hani ele çalışacağına kendine çalış gibi deyim biraz yanlış oluyor. Yani herkes aynı fabrikanın yükünü çekiyor. Gidiyorsun, sen de orada sabaha kadar bekliyorsun yüklesinler veya boşaltsınlar diye. Veya nakliyenin faturasını yatırsınlar diye. Arkandayım.
problem yok serbest. Solda aynı. O geçtiğimiz yerlerde kaldırımlar alçak yani. Hani biz normal yolda gitmeye çalışıyoruz, sağa sol yapıyoruz ama kaldırıma da çıkartabiliriz sıkıştığımız zaman. Şimdi ileride bir mola vereceğiz burada. Bir 45 dakika. Oradan sonra da direkt Montpellier'e gideceğiz. Burada ne yazıyor? Lipton yazıyor. Yok, siyah çay mı, limonlu mu ne? Siyah. Normal çay değil mi? Evet. Şeker atıyor musun sen? Atarız. Kaç tane? 2, 3. 2 mi 3 mü? 3. Bu arkadaş da içiyor mu? Arkadaş, bilmiyorum ki. Bu rampalara inip çıktıktan sonra kısa bir otobana giriş çıkış yapacağız. Bu genişlikte gişelerden geçebiliyor muyuz? Evet, belirlediğimiz iki tane gişe var. Oraların genişlikleri 5 metre. Ölçtük yani. Hani şansa değil. Oralardan girip otobanı kullanacağız. Tabi normalde yasak ama şöyle bir durum var. Bu kullanacağımız otobanın otoban olmayan kısmında alt yolda dağda göçme var, heyelan var. O yüzden polisler, hükümet de buna bir şey demiyorlar. Hani kullanabiliyorsanız, gişelerden geçebiliyorsanız kısa olarak burayı kullanabilirsiniz diyorlar. Hani tolerans gösteriyorlar. İlk zamanlar biz kaçak geçiyorduk da sonradan baktık onlar da tamam geçebilirsiniz demişler. Yoksa normalde geceyi beklerdik. Gişeleri ölçtük, tam 5 metre geliyor. 5.03 mi 04 mi geliyor? Yükümüz de 4.90. Tam 5 metre. Tam. Burada otobanı yani toplasanız böyle 45 dakika falan kullanıyoruz ama burada 45 dakika sürmemiz bize normal güzergahımızdan en az 2 saat fark ettiriyor. Şu karşı tarafta görüyorsunuz. Orada işte normalde oradan geçiyoruz o dağın dibinden. Fakat orada çökme olmuş. Hala zaman zaman da çöküyormuş. Aşağı yukarı bir 6-7 aydır falan kapalı bu yüzden. Bilmiyorum, benim için sorun yok. Biz otobanı seviyoruz. 5 metreye kadar da geçebildiğimiz için problem yok. İstedikleri zaman açabilirler.
Normal arabalar gibi tam bilmiyorum çizgiden gelemediğimiz için mi? Bilmiyorum, normalde cihaz her zaman okur açardı. Yani biraz ileri geri yapardık ama girerken de açılmadı, şimdi çıkarken de açılmadı. Murat geliyor oraya Fransızca konuşacak gişelere. Gişelerde böyle bir okuyucu sensör var. Makineyi oraya okutacağız. Tekrar oradan açacak. 3 kilo verdi çocuk ya bizim yüzümüzden. Çekil Azimler. Orada da aynı şekilde köprüyü kapatıyor Rescort. Evet, kazasız belasız Montepiler'e geldik. Burada 9 saat istirahat vereceğiz. Burası çok güzel. Sağımız market, solumuz benzinlik, park alanımız geniş. Hollanda'dan Mustafa abimle de görüştük. O da buraya yakınmış. O da burada istirahat verecek. Daha doğrusu 1-2 saat duracak. Onunla da buluşacağız birazdan. Mustafa abiyle Hollanda'da tanıştık. O da sürekli yollarda olduğu için zaman zaman böyle bazı yerlerde hep denk geliyoruz tesadüf. En son Avusturya'da denk gelmiştik. Şimdi Fransa'da. Muhabbeti çok harika bir abim. Çok severim. Böyle bir demlik çay yetmiyor bize yani. Bak babam. Babam bu yolda, amcam bu yolda, yeğenim bu yolda, senin kadar denk gelemiyoruz. Bir de aynı firmada aynı yoldayız. Yapma ya. He. Nerede mi? Valla hepsi başka bir yerde işte. Şuradan. Abi zincirden tutacaksın. Ayaklı işte öyle tırmanacaksın, biraz komandoluk yapacaksın. Süper döşeme var abi. Arabanın sadece döşemesi mi abi? Sen asıl gel. Gel, Mustafa abinin vesikalık resmi var burada bak. Oo. Baba lambaları ha buradan almışlar işte. Lambaları mı çaldı senin Fransız'da geçen hafta? He. Ha buradan söktüler onları. İki cevata burada, iki orada. Kabloyu da kesti arkadan. Ama tam da şey yaptırdı. Lambalarımız gitti. Sağ ol abi, sağ olasın, senin de. Görüşürüz abi. Telefonu açtığım zaman aynaya bak, ya sağından ya solundan. Aynen, bakıyorum zaten. Sağ ol abi. Mustafa abime bir şey olmasın ya, 2 tane 3 tane lamba nedir ya. Canı sağ olsun. Devam et, çık. Gönder. Gönder.
Zaten gece 12'ye ettik hemen. Tekrardan yola çıkıyoruz. Türkiye'deki gümrük sistemleri değişmiş. Yani normal gümrük memurunu kullandığı işte o bilgisayardaki sistem. O yüzden böyle bir haftaya yakındır böyle sınır kapılarında bir sıkıntılar vardı. Şimdi bundan dolayı Fransa'da buradan kalkacak olan gemiler de biraz geç kalkmış. Bir de bu dedim ya işte fırtına var, lodos var, bilmem ne var. Bunlar da gemiyi bayağı etkiliyormuş. O yüzden bilmiyorum hani limanda hemen gittiğimiz zaman gemiye binebilir miyiz, nasıl olur bakacağız. Nasıl gideyim? Bekle gitme. Öndeki eskort beklesin demiş, yolu komple kapatayım da. Bazı yerlerde biz de kendimizce inisiyatif alabiliyoruz yani. O kadar dar yerlerden geçtikten sonra burası bana şey gibi geliyor, yayla gibi geliyor. Yani firmanın bana söylediği perşembe günkü gemiye değil, yani bugün vardığımız sabahki gemiye değil, cuma günkü gemiye rezervasyon yaptık. Ama tabii rezervasyonlarda da şöyle bir şey var, hani garantili değil. Çünkü bizim özellikle yükümüzün genişliğinden dolayı evet o gemiye isminiz yazılır, plakanız yazılır ama geminin müsaitliğine göre sizi alamayabilir, bir sonraki gemiye de atabilir. Artık hangi gün binersek bir sonraki günde uçağımız olacak. Normalde tabi gemiler 3 ila 4 gün arasında geliyor ama dediğim gibi bu fırtına ve kötü hava koşullarından dolayı onun tarihi de değişebilir, geminin gelme tarihi. Yükümüz Dilovası'na gidiyor. Yalova'da gemiden indikten sonra tekrar şehir hatları vapuruyla Eskihisar'a geçeceğiz. Oradan da hemen Dilovası'na gideceğiz. Tahminim ortalama Türkiye'de 20-25 kilometre yaparız gibime geliyor. O yönden şanslıyız. Türkiye'de fazla bir yol yapmayacağız. Hemen yükümüzü boşaltacağız. Zaten bana göre de her zaman normal yüklerde de hani nereye giderse gitsin. Fransa'da limana indiğim zaman bana göre iş bitmiştir. Türkiye'ye o kadar çok kafaya takmıyorum. Çünkü gerçekten hani Türkiye'de kullandığımız yollar buralara nazaran çok çok geniş. Çok çok rahat. Türkiye'de sadece biraz trafikten yana sıkıntı yaşıyoruz. Hani bu yükün altından geçebilir miyiz? Şu dorsenin altından araba geçer mi gibisinden. Burada da yaşıyoruz bazen. Ama Türkiye'de biraz daha fazla oluyor maalesef. Bu çekicinin sağındaki ve solundaki yaktığım lambalar da yine aynı dediğim gibi işte böyle yüke vuruyor. Yani hem arkadan geleni rahatsız etmiyor. Şu anda yaktım mesela. Yani arkamdan gelen adamı rahatsız etmiyor. Karşıdan gelen zaten görmüyor. Ama benim yükü gece net görmemi sağlıyor. Böyle dar bir yerden geçerken özellikle çok işe yarıyor. Burada da yine bir mola verelim, sonrasında limana gidelim.
limanın olduğu bu güney bölgeleri biraz daha böyle dar. Hani çok göbek, çok direkler vesaire var. Geçmesene zaten duyardık. Evet, kesinlikle duyardık. Eskortlar daha çok yoruluyorlar. Böyle uzun yolda arabanın arkasından devamlı kontrol ede ede böyle, hani farkındayım, benden daha fazla yoruluyorlar. Bugün gündüz onlar da uyuyamadılar. Biraz da uykuları geldi gibi. Ama neyse, az kaldı, limana yaklaşıyoruz. Birazdan limana giriş yapacağız. Saat şu anda 6'ya geliyor, 5.30 civarı. Saat 8.30-9 gibi ofisler açılacak. Böyle 2 saat uyuyabilirsek uyuyacağız. Ondan sonra ofislere gidip evraklarımızı yaptıracağız. Gemiye biniş belgemizi alacağız. Tabi hangi gemiye bineceğimizi de söyleyecekler. Ondan sonra gemi sahasına aracımızı çekeceğiz. Beklemeye başlayacağız. Dediğim gibi bugünkü gemiye zaten %90 ihtimalle binemeyeceğiz. Yarına kalacağız. Hani şimdi biraz uykusuz kalsak da sorun değil. Yarın sabaha kadar bol bol uyuyacak vaktimiz olacak. Murat tekrar Fransa'nın yukarısına çıkacak, Almanya sınırına. Yarın için bizim iki arabamız daha geliyormuş aşağıya. Onları alacak. Evet, kazasız belasız bu servisi de böylece bitirmiş olduk diyelim. Çünkü bu limandan içeri girdik mi artık bana göre iş bitti. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Yine aklıma gelmişken onu da cevaplayayım. Hemen mesela şey soruyorlar, işte bir dahaki sefer ne zaman, işte bir dahaki yolculuk belli oldu mu? Yani bizde şöyle yürüyor işler. Bu filmlerdeki gibi hani çantadan adres çıkıp da işte bu sefere gideceksin falan, hiç belli olmuyor. Yani ansızın bir telefon gelebilir ya da gelmeyebilir, beklersin. Veyahut da iş hazırdır ama sana söylememişlerdir. O yüzden böyle çok belli olmuyor yani. Hani gidelim, bu yükü bir boşaltalım. Yani benim de genelde prensibim odur. Giderim, yükü boşaltırım, ondan sonra sorarım ne yapıyoruz diye. O da ya bir iki gün bekle der, ya adres atar, ya da işte şuraya boş gidiyorsun der her zamanki gibi. O yüzden hani bir dahaki, şu an önümüzdeki plan hiçbir zaman net belli olmuyor. Çok istisnai durumlar oluyor yani, yük hazır oluyor, acil yetişmen gerekiyor falan. Ama şu anda öyle bir şey yok. Fazla sağlık gitme de direkt var ya. Adam tam eskort işte bak. Elinde bir de el telsizi var. Aşağı indiği zaman da el telsiziyle konuşuyor. Evet, sabah oldu. Evraklarımızı yaptırdık. Murat da sağ olsun beni ofise kadar götürüp getirdi yine arabasıyla. Çünkü biliyorsunuz bu limanın içinde tuvalete, ofise vesaire herhangi bir yere gitmek ikisinin arası 2 kilometre, 1 kilometre yürümek demek. Şimdi mesela bizi gemiye biniş alanı var, sahası. Oraya alıyorlar. Biz yarınki gemiye bineceğiz. Ama burada mesela örnek veriyorum, tuvalet yok. Yani burada bekleyin diyorlar fakat burada tuvalet yok. Buraya en yakın tuvalet 2 kilometre. Hadi Murat var benim yanımda, gidiyorum. Başkası ne yapacak? Bir de duvarlara yazı yazmışlar. İşte çöp dökmeyin, bilmem ne yapmayın. Şu karşıdaki araba da açık olan Ali abi Destan'dan. Geçen haftaki videoda Fransa kapıda gördüğüm. Bakın yani gemiye o kadar süredir binememiş. Hatta şöyle bir tık daha Volvo'ya yakın yanaşayım da. Aynen, maksimum git. İleride git, orta yolda git. 3 gündür bekliyor demek ki burada. Ali abi çay yapıyor. Çay yapıyor. Biraz daha gitti. Orada gibi geri geldi. Yani Türkiye'ye gittin, boşalttın, geri aynı yükü yükledin, geri mi geldin? Yorum yok diye. Yorum yok. Ali abiden anladığım kadarıyla gemiye hemen binilmiyor. Evet. Evet, iki gündür yatıyorsun değil mi? Aynen. Dün gemi kalkmadı zaten. Aha. Ben abi As-24'te görmüştüm. Nerede? As-24'te. Neyse, bugünkü gemiye biniyor artık.
Biz de yarın girebiliriz. Ben ufak tefek bir şeyler atıştım gel. Ya çok da şey değil be abi, ben kahve içeceğim. Ya. Ertesi sabah da bizim gemi geldi. Biz de bu gemiye bineceğiz. Öğlen ya da öğleden sonra diyorlar. Eksa firmasından Erol abiyle Bekir arkadaşımız da buradalar. Erol abi gemiye binecek ama Bekir, o da bugün sabah geldi. O da benim kaderimi yaşıyor. O da bir gün sonrasına binecek. Sigarayı dertli çekişinden belli. Ayrıca bu Eksa firmasının da yetkililerine buradan seslenmek istiyorum. Bu arabaların önüne kocaman Eksa yazdırıyorsunuz. Üstüne konvoy ekspresyonel tabelası asıyorsunuz. Hani sebep? Erol abi de Bekir'e nispet yapar gibi çeki demirini bağlıyor. Ben gemiye bineceğim, arabamı bağlayacaklar der gibi. Öğlen saat 1.30-2 gibi gemiye yüklememizi yaptık. Gemiciler hava koşullarından dolayı salı veya çarşambayı bulabilir diye gelmesi. Bakalım hayırlısı. Bugün günlerden cuma. Bu sefer böyle, yapacak bir şey yok. Akşam saat 6.30-7'ye kadar, yani öğlen arabayı verdik. Bu saate kadar, 7'ye kadar otobüsün gelmesini bekliyoruz. Bu şekilde böyle ayakta ya da işte duvarlara, kaldırımlara oturarak rüzgarda. Çünkü gemi acentası şoförlerin herhangi böyle bir dinlenip istirahat edebileceği bir yer temin etmiyor bize. Akşam saat 7'ye doğru da belediye otobüsümüz geldi. Bizi otele götürüyor. Otelimiz Marsilya'da, havalimanı da Marsilya'da. Sabahleyin de otelden bu şekilde süper bir organizasyonla otobüsü bekliyoruz. Ha tabii ki biz bunu kendimiz ettik. Yani ilk zamanlar bir oda verdiler, tuvaleti vardı vesaire. Sen oranın camını, penceresini, koltuğunu, kır musluklarını çalarsan adam sana artık orayı da vermez. Yani korkuyorum yakında bizi uçağa almayacaklar. Türk Hava Yolları bizi almayacak. Çünkü bu bizim, yani bunu söylemekten de artık çekinmiyorum. Çünkü bunları görüyoruz devamlı. Yani şoförlerle uçağa bindiğimiz o kadar belli oluyor ki yani. O bir topluluk içine çıkınca mı artık, hani şoför ortamından ayrılıp da başka insanların içine çıkınca mı ne oluyorsa artık, egolarını mı tatmin ediyorlar bilmiyorum. Sürekli bir espri yapma, sürekli bir yüksek sesle konuşma, bunu nedense hep yaşıyoruz yani. Uçakla ilgili espriler, işte lastikte balans mı var, kaptan bizi burada indirir misin, bunlar hep yüksek sesle söylüyorlar. İşte acil çıkışa oturduk, işte kapıyı açarım, işte sorumlu benim. Yani millete rezil etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Acil çıkış demişken aklıma geldi. Uçakta bilet alırken eğer söylerseniz ve eğer müsaitliği varsa size acil çıkışı verirler. Böyle dar koltuklar yerine biraz daha geniş koltuklara oturursunuz. Ben genelde hep burayı almaya çalışırım. Ve alıyorum da yani. Çünkü boyum biraz uzun olduğu için daha rahat ediyorum. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Akşamına da evimize geldik sağ salim. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.